Kendimle bir de kardelenle bir anlaşmam var. Burayı ben atölye, ofis, stüdyo vesaire gibi kullanıyorum. Ancak eğer bir gün buraya sığamazsam o zaman daha büyük bir yere, sırf hani bunun için olan bir yere geçeceğim. Ancak tabii onurlu bir davranış olarak, şimdi yani herhangi bir yere eşya yiyip ya ben buraya sığamıyorum vesaire demiyorum. Büyüdükçe, hele zaten kendi başıma, yani kendi sorumluluğumla çalışmaya başladıktan sonra elime attığımda bir şey bulmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Beni küçüklüğümden beri en çok etkileyen insanlardan biri fotoğrafçı Ayhan Erol Gelidir. Aile dostumuz kendisi. Onun bir atölyesi vardı. Fotoğraf malzemeleri, eski filmler vesaire, bir sürü şey. Her şey arşivli, her şey yeri, her şeyin üzerinde yazıyor falan filan şeklindeydi. Ve ben de açıkçası ondan aldığım ilhamla bir düzen sağlamaya çalışıyorum. Tabii bunun önemi nedir diye sorabilirsiniz. Açıkçası burada dar alanda kısa paslaşmalar hesabı çalışıyorum. Ve önümüzdeki birkaç tane vlogda böyle ara ara küçük değişiklikler yapmak istiyorum. Çünkü zaten tek partta bitecek bir şeylerdir. Yani elektrik tesisat dahil bazı değiştirmek istediğim şeyler var. Birkaç bölümde enteresan şeyler olacak. Bu onlardan ilki. Masadan başlayacağım. Bu masa darmadağın halde. Aslında benim hayalini kurduğum şey, şuraya bir raf koymak istiyorum. Böyle benim cephanem gibi bir yer olsun. Ve masamda epey bir açıklık olsun istiyorum. Ama bütün bunlar için önce burayı boşaltmam lazım. Dar alanda çalışırken yaşayacağınız başlıca sorun, bir şeyleri koyacak boş alan olmadığı için başka şeylerin üzerine koyuyorsunuz ve her şey sanki iki katı daha almış gibi görünüyor. Bir süre evvel kendime internetten şöyle kaliteli prizlerden söylemiştim. Çünkü madem bu kadar kamera ekipmanı falan takıyorum, onlardan şey edeyim diye. Philips'in aynısından bende bir tane daha var. Bu bayağı güç korumalı falan filan. Tavsiye ederim. Reklam değil. Kesinlikle reklam değil. Sadece çok güzel. Çalışma alanının işi epeyce bitti. Şimdi atölye tarafına döndüğüm zaman son düzenlemeleri yaparım. Bir iki saat kafamı dağıtmak istiyorum. Hem de Orhan geldi İzmir'den. Orhan'ı bilmeyenler için. Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ödül alma makyajı yapacağım size. Geçen sene çektiğim kısa filmde başroldü. Konuşmamak çok yoruyordu. Sıkıntı yani. Öyle herkes suratıma bakıyordu, ağlama dermiş gibi. Kimse de tık yok. Vesaire. Aynı zamanda çok yakın arkadaşım. İçeride duruyor. Bir süre bekleyeyim bakalım fark edene kadar. Bilmiyorum. Ödül almıştım ben. Herkes ayakta kalkışlamıştı beni. Ödül verdiler. Şimdi ise barbekü sosu veriyorlar. Duygulanmanı istiyorum ona. Niye böyle duygulansam ya? Şimdi film projemiz var. Evet arkadaşlar, film projeniz varsa ben gözlüğümü takayım. Bu filmde seni şimdi kameraya çekmek için menajerine para ödemek gerekiyor mu? Yok arkadaşlar ya, bu kadar bunlar şey yapılacak bir şey. Ama iyi bir proje gelirse tabii ki menajerimle konuşabilirsiniz benden önce. Ama sen daha önce filminde oynadığım için sana birkaç torpil yapacağım. Arkadaşlar abartıyor ya derim. Ben insanlara menü veriyorum burada ya. Ufak bir işim var. Şimdi onu halletmeye gideceğim. Ama öncesinde bugünün vlogunda açıkçası çok fazla bir şey olmadı. Çünkü gerçek anlamda, ama öte yandan size tuhaf, en azından tuhaf olduğunu düşündüğüm bir hikayem var. Kardelen'le bir yıl önce falan galiba böyle organik yaşam, organik yumurta falan, bu tarz şeyler mi yesek? Yani çok şehir hayatı, her şey zararlı falan filan tribine girdik. Bu üzerine Kardelen internetten araştırdı ve çiftlik punk diye bir şey buldu. Biz de baktık ettik falan filan, lan tavuk veriyorlarmış bedava, ne kadar güzelmiş, ne kadar harika bir şeymiş vesaire dedik.
Sonra ben dedim ki ya kardeş uğraşamayız biz bununla dedim. Hani böyle alacaksın da para vereceksin de edeceksin de falan filan. Yok ya Farmville oyun gibi bir şey bu falan filan dedim. Ve vazgeçtik. 2018 Nisan ayı doğru kararmış. Bir film yapıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Belki beni görürler burada, var keşfederler belki beni. Derler ki abone olun derler. Bitti. Şu anda gece bu videonun kurgusunu yapıyorum. Son anda birkaç tane daha düzeltme yaptım masada. Onları da fotoğraf olarak koyuyorum.